Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün kripto dünyasındaki son gelişmeleri değerlendirmek üzere kripto para uzmanı Oytun Es bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hazır sizi bulmuşken herkesin merak ettiği soruyu soralım. Acaba kripto borsasında neler oluyor? Son gelişmeler neler? Yatırımcılar nerelere yatırım yapmalılar? Evet. Şimdi tabii kripto para ekosistemi olarak biz şu an çok önemli zamanlardan, önemli dönemeçlerden geçiyoruz diyebilirim. 2022 yılı özellikle kripto para ekosistemi için o kadar kötü geçen bir yıl oldu ki baktığımız zaman 2022 yılı içerisinde 15 bin dolarlara varan bir geri çekilme gördük. Bunun tabii çok farklı sebepleri var ama en önemli sebep aslında makro tarafta ABD tarafında yükselen faizler ciddi anlamda Bitcoin ve kripto paraları zora soktu. Ama sadece buraya bağlayamayız. Kripto para ekosisteminin kendi içerisinden gelen krizler, Luna krizi gibi, FTX krizi gibi ki çok önemli bir krizdi FTX krizi. Çünkü kripto para ekosisteminin içerisindeki ikinci sırada bulunan en büyük borsanın kötü niyetli sahipleri tarafından batırılışına tanıklık ettik. Ve ister istemez 15 bin dolarlara kadar varan bir geri çekilmeyi hep beraber yaşamış olduk. Biz hep şunu söylüyorduk aslında, 2023 yılı bir toparlanma yılı olacak. Yani 2022'de Bitcoin'in kaybettiği kanı tekrar yavaş yavaş kazanma süreci olacak diye. Baktığımız zaman 2023 yılı aslında böyle oldu. Her ne kadar Bitcoin çok eleştirilse de, altcoin'ler eleştirilse de, şöyle bir dışarıdan objektif gözle baktığımız zaman 15 bin dolarla 2023 yılına başlayan Bitcoin sene sonuna geldiğimiz şu günlerde ki daha 2 haftadan fazla bir süre var. 45 bin dolar baremlerine kadar gelmiş durumda. Gerçi şu son süreçte birazcık geri çekildi ama geçtiğimiz günlerde 45 bin dolarlara kadar geldi. Yani öldü bitti denilen Bitcoin ölü haliyle bile 3x yapmış durumda 2023 yılında. Peki bundan sonra ne olacak? Benim şahsi fikrim 2024 yılında yükselişin sertleşerek devam etmesi yönünde. Neden bunu söylüyorum? Aslında birçok sebep var Bitcoin tarafında fiyatı yukarı yönlü etkileyecek. Bunlardan bir tanesi 4 yılda bir gerçekleşen bizim madenci ödül yarılanması, İngilizce halving adını verdiğimiz bir süreç. Aslında Bitcoin'de 65 ve 69 bin dolarla iki tane zirve yapmadan evvel biz sadece bu döngüye göre, yani halving'e göre fiyatlanan bir grafiğe sahiptik. Bu da 4 yılda bir gerçekleşir ve bu süreçten yaklaşık 4-5 ay sonra Bitcoin tarafında yukarı yönde hareketlenme başlar. Peki nedir bu? Şöyle kısaca sevgili izleyiciler için özetleyebilirim. Bitcoin tarafında bu madenciler adını verdiğimiz yeni Bitcoin'leri ortaya çıkartan kişilere, kurumlara verilen ödül yarı yarıya azıldı. Yani kısaca bir cümleyle şöyle özetleyeyim. Yeni Bitcoin arzının yarı yarıya azaldığı bir süreçten bahsediyorum. Günlük şu anda yaklaşık 1000 adet Bitcoin üretiliyor. Bu yarı yarıya azalarak 500 adede inecek. Bu da ne demek? Tahtada gelen satış baskısının yarı yarıya azalması demek. Ve bundan evvelki tüm halvinglerde, tüm madenci ödül yarılanmalarında bu Bitcoin fiyatına çok olumlu yönde yansıdı. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Bitcoin spot ETF'leri, ABD'deki Bitcoin spot ETF'leri. ABD diyorum çünkü Brezilya ve Kanada'da ve başka ülkelerde kabul edilmiş hali hazırda ETF'ler var. ABD'deki spot diyorum çünkü ABD'de kabul edilmiş vadeli tarafta ETF'ler var. Ama spot Bitcoin ETF'leri ABD tarafında henüz kabul edilmiş değil. Bu yılan hikayesine dönmüş bir mevzu. 2018 yılından bu yana başvurular var. Fakat ilk defa bu kadar ciddi anlamda bunun kabul edilmesine yaklaşılmış durumda. Neden? Şunun dolayı. BlackRock isimli şirket biliyorsunuz dünyanın en büyük yatırım şirketi ve 12 trilyon dolarlık bir varlığı yönetiyorlar. Şimdi BlackRock'ın bugüne kadar SEC'e yaptığı başvurularda ETF ile alakalı kabul oranı %99. Yani her 100 başvurduğu ürünle alakalı 99 oranında kabul alıyor. Bu şirket Bitcoin ETF'ine başvurdu. Bununla beraber de Bitcoin tarafında bu ETF'in kabul edilme olasılığı çok yükseklere çıkmış durumda. Bunun da önemi şu, vadeli taraftan farklı olarak spot Bitcoin ETF'lerinde bu yatırım şirketi veya kabul edilecek yatırım şirketleri piyasadan fiziki Bitcoin çekmek zorunda. Bu da ciddi anlamda Bitcoin'e bir talep oluşturacak. Son olarak da şunu söyleyeyim, üçüncü sebep, Bitcoin'in 15 bin dolarlara kadar geri çekilmesinin en önemli sebebi demin
ABD tarafındaki faiz artışları demiştim. Artık o döngünün de sonuna geldik. Yani 2024 yılı içerisinde artık faiz artışlarını değil, yavaş yavaş faiz indirimlerini konuşacağımız bir yıl olacağı için açıkçası ben 2024 yılında Bitcoin ve altcoin'lerde yukarı yönlü sert yükselişler bekliyorum. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Yeni bir ekonomik dünya düzeninden bahsediyoruz ki Bitcoin'in çıkış ana teması da buradan görmemiz gerekiyor. Peki yükselişler neye göre belirleniyor Bitcoin'de ya da işte kripto parada? Yani kişiler yatırımını yaparken neyi baz almalı? Şimdi borsayı yaparken, altını yaparken belirli aritmetikler var. Onları izleyebiliyorlar. Kripto parada neleri takip etmeliler? Şimdi aslında tabii son süreçte bunun cevabı gitgide değişmeye başladı. Biz öncesinde yani 65 ve 69 bin dolarla iki tane zirve yapmadan evvel çok da fazla dış dinamiklerden etkilenen bir piyasa yapısına sahip değil. Yani dış dinamiklerden kastım makro anlamda ekonomik verilerden çok fazla etkilenen bir piyasa yapısına sahip değildik. Dediğim gibi o 4 yıllık halving süreçleri içerisinde birbirini tekrar eden bir boğa ve ayı döngüleri, yani yükseliş ve düşüş döngüleri vardı. Fakat 65 ve 69 bin dolarla Bitcoin tarafında iki tane zirvenin gelmesinin ardından içeriye çok ciddi anlamda kurumsal yatırımcı girdi. Ve o saatten sonra tabii ki kurumsal yatırımın girmesiyle beraber Bitcoin tarafında ciddi anlamda makro dengelerden etkilenen bir tahtaya, bir grafik yapısına sahip olmaya başladık. Artık şu saatten sonra içeriye girecek olan yatırımcılar makro anlamdaki verileri de çok yakından takip etmek zorunda. Hele ETF'ler geldikten sonra, yani Bitcoin ABD tarafında bir borsa yatırım fonu haline geldikten sonra ister istemez çok yakından takip etmek zorundalar. Ve şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Burada normal piyasalardan farklı olarak Bitcoin ve altcoin'lerde finansal okuryazarlık ne kadar gerekliyse teknolojik okuryazarlık da bir o kadar gerekli. Çünkü siz burada en nihayetinde bir yazılıma yatırım yapıyorsunuz ve bu yazılımın dinamiklerini bilmek zorundasınız. Çünkü bu yazılımlarla alakalı birçok güncellemeler yapılıyor. İyi güncellemeler yapılıyor, kötü güncellemeler yapılıyor, başarılılar yapılıyor, başarısızlar yapılıyor. Bunları eğer yakından takip ederseniz, bunların takvimlendirmesini önceden bilirseniz ve bunlarla alakalı en azından basic ve giriş seviyede biraz yazılım bilginiz olursa tabii ki bunlarla alakalı karar vermeniz, doğru kararlar vermeniz çok daha rahat olacaktır. Ben çevremden de biliyorum gece geç saatlerde Amerikan borsalarını ya da işte yurt dışı borsalarını o kadar çok takip edenler vardı ki zannedersem hani işte okuryazarlıktan bahsederken herhalde bundan da biraz bahsediyor Tabii. olasınız. Doğru Tabii. mudur? Tabii. Yani bütün finansal piyasaları, bütün finansal enstrümanları makro anlamda çok sıkı yakından takip etmek kripto para ekosistemi içerisinde sizin elinizi rahatlatan en önemli faktörlerden bir tanesi olacaktır. Peki bir dönem gerçekten çok fazla rağbet vardı. Bütün herkese, hemen hemen çevremizdeki bütün herkes çok fazla rağbet gösterdi. Ama o büyük düşüşlerde büyük kayıplar da meydana geldi. Akabinde ise Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda biz gördük ki işte ülkeye dolar alışverişi akışı olmayınca kripto paralar üzerinden Ruslar bir takım alışverişler yaptı ve ülkemizde de bununla ilgili bayağı girdiler. Özellikle konut satışlarında patlamalara işte Akdeniz bölgesinde bayağı satışlar gündeme geldi. Bu şekilde paranın aktarılması mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Çünkü peer to peer, yani ortaya çıkış hikayesi zaten tam olarak aslında budur. Tabii burada bazı trikler var. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu anda şeyi yasaklamış durumda. Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılmasını yasaklamış durumda. Ama ben buradan bir geri adım atılacağını düşünüyorum. Çünkü bu yasağın koyulduğu zaman da herhangi bir regülasyon yoktu. Şimdi yavaş yavaş regülasyonların geldiğini biliyoruz. Hem dünyada hem kendi ülkemizde. Regülasyonların gelip bu işin sınırlarının çizilmesiyle beraber orada ödeme sistemleri tarafında da bir rahatlama olacaktır. Bir kolaylaştırma olacaktır diye en azından düşünüyorum. Rusya-Ukrayna savaşında doğru. Burada mesela Ukrayna tarafında da ciddi anlamda bir bağış toplandı. Çünkü oraya para gönderilmesi de o dönemde zordu. Kripto paralar üzerinden bazı ödemeler yapıldı. Kripto paralar buna çok müsait. Hem 7/24 işlem görmeleri ve gönderim sağlayabilmeleri açısından hem de istediğiniz an çok düşük bir işlem ücretiyle, hatta birçok ağda sıfır fiile, sıfır komisyonla bu işlemleri yapabilmeniz çok mümkün. Şu an siz mesela
belli bir miktarın üzerinde başka bir ülkeye dolar gönder, hatta başka bir ülkeye de gerek yok. Yani biz kendi ülkemizin içerisinde de belli bir miktarın üzerinde dolar hesabından başka bir hesaba dolar gönderdiğimiz zaman bu o kadar kolay olmuyor. Hele yurt dışına giderken hiç kolay olmuyor. Çünkü onun birçok aşaması var, stage'i var. ABD tarafında her şeyden evvel o kadar büyük dolar işlemlerine, işte bizim o Swift işlemleri dediğimiz şeylerde bir ABD tarafından onay gerekiyor. Kripto paralarda böyle bir şey yok. Merkeziyetsiz olarak siz buradan gönderdiğiniz zaman anında, saniyesinde Arjantin'e veya dünyanın herhangi bir uzak köşesine bu kripto parayı gönderip orada bir değer yaratabiliyorsunuz. Bu da tabii çok büyük bir avantaj. Peki biz işte kendi varlıklarımızdan bahsederken işte belirli bir kısmını borsaya, belirli bir kısmını altına, belirli bir kısmını işte çeşitli enstrümanlara yatırmak koşulunu genellikle konuşuyoruz. Peki kripto parada da böyle bir sepet sistemi var mı? Tabii ki var. Ben hatta şunu söyleyeyim, yani kripto paralara böyle tüm mal varlığıyla giren insanları görüyorum, üzülüyorum. Ben yaklaşık herhalde kaç sene oldu? 9. seneme girdim kripto para ekosistemi içerisinde. Bu yanlış, bu hatalı. Çünkü kripto paralarda volatilite çok yüksek olduğu için bütün portföyü burada yapmak, yani kripto paralara aktarmak çok büyük bir hata olacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, kripto para ekosisteminin içerisinde de tabii ki farklı farklı sepetler, farklı farklı portföyler yapmanız mümkün. Burada bizim Bitcoin dediğimiz ana bir kripto paramız var. Bitcoin harici bütün coinlere biz altcoin adını veriyoruz genel anlamda. 30 bin tane altcoin var. Tabii bunu çok açık bir şekilde söyleyeyim. Yani bunların çoğu işte bu hype'den faydalanalım diye ortaya çıkmış olan projeler. Bir yaraya merhem olan projeler değil çoğu. Ama bir %5'lik kısmı var ki bu da nereden baksanız zaten 1000-1500 projeye, 1000 tane, 1500 tane altcoin'e denk geliyor. Bunlar gerçekten sağlam altcoin'ler. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çok sağlam arkalarında yazılımları var. Burada gerek sektörel bazlı, gerek altcoin bazlı sepetler yapıp ona göre portföyünüzü yönetmeniz mümkün. Peki bir de Binance borsasına kesilen cezaları da sormak isteriz. Neden ceza verildi ve bu cezaların devamı gelecek mi? Evet. Şimdi Binance borsası tabii ekosistem için çok önemli. Şöyle çok önemli. Açık ara birinci sırada olan bir borsadan bahsediyoruz. Yani kripto para ekosistemi içerisinde çok önemli bir yeri var. Ben bunun biraz hayırlı olduğunu düşünüyorum. Bununla alakalı da görüşlerimi öncesinde tweet olarak attım. Neden hayırlı olarak görüyorum? Şundan dolayı hayırlı olarak görüyorum. Şimdi Binance borsasıyla alakalı böyle büyük bir soru işareti bugüne kadar. Yani ne yapılacak? Kapatılacak mı? Ceza mı kesilecek? ABD'den mi kovulacak? Ne olacak? Hiç kimse bilmediği için bizim ekosistemimiz içerisinde belirsizlikler çok negatif anlamda fiyatlanıyor. Ve şimdi tam bir boğa rallisine başlarken, bu kadar önemli haber akışları varken, işte demin konuştuk ETF, halving, faiz indirimleri vesaire. Böyle en büyük borsayla alakalı bir soru işaretinin ortada olması bana göre fiyatlamayla alakalı ciddi bir belirsizlik yaratıyordu. Şimdi ABD tarafında evet bir ceza kesildi. Ve borsa da bu cezayı kabul etti ve ödeyeceğini söyledi. Ve bana göre artık burada bir uzlaşı sağlandı. Yani en nihayetinde ABD tarafı tamam dedi. Yani sen bu cezayı ödeyeceksin. Hatta şöyle bir şey de olacak. O anlaşmada şöyle bir madde de var. ABD Adalet Bakanlığı kendi müfettişleriyle önümüzdeki 3 yıl boyunca Binance borsasının bütün hareketlerini sıkı bir şekilde denetleyecek. Bence bu çok olumlu bir gelişme. Çünkü böyle sıkı denetlenen bir borsadan korkmak yerine korkmamak lazım o saatten sonra. Çünkü devlet denetimine girmiş bir şekilde. Borsada çok şeffaf bir şekilde şunu söyleyeyim. Şimdi FTX borsasında çok farklı bir hikaye vardı. Orada kullanıcıların fonlarını bu borsanın sahipleri gidiyorlar, harcıyorlar. Şimdi bu çok bambaşka bir şey. Binance borsası buna karşılık şöyle bir açıklama yaptı. Biz de rezervlerimizi şeffaf tutuyoruz. Bütün kullanıcıların fonları birebir oranda bizim cüzdanlarımızda duruyor ve blockchain yapısının blockchain ağının yapısı gereği bunları şeffaf bir şekilde gözlemleyebildiğiniz için bunları gözleme açtılar bütün kullanıcıları. Siz de şu an girip bakabilirsiniz. Binance borsasında böyle bir problem yok. Yani kullanıcıların fonları güvende. Devlet denetimine girmiş artık bir borsadan bahsediyoruz. O yüzden bence oradaki büyük bir soru işaretinin ortadan kalkması açısından bu gelişme olumlu oldu diyebilirim bence.
Peki son olarak 9 yıldır kripto parayla ilgilendiğinizi bahsedince belki de hani daha yeni yeni girmek için işte araştırmalar yapanlar vardır, çevresine soranlar vardır. Sizin öneriniz nelerdir? Neye dikkat etsinler? Kripto parası olanlar şu anda beklemeye devam etsinler mi? Nerelere yönelsinler? Neleri takip etsinler? Şöyle söyleyeyim, kripto para ekosistemi içerisinde esas olan sabırdır. Ben hep onu söylerim. Yani Bitcoin çıktığı seviye bir kez daha muhakkak bir şekilde gelir. Öyle gelir, böyle gelir. 2 yıl beklersiniz, 3 yıl beklersiniz. Ama gelir. Bugüne kadar hep böyle olmuştur. Her şeyden evvel sabırlı olsunlar. Kripto paralar bir gecede zengin olma aracı değil. İnternette birazcık öyle bir algı oluşturuluyor ama bu maalesef hatalara sebep olur. Yani bu kadar hızlı bir şekilde zengin olma çabası sizi hataya sürükler. Çünkü şunu hiç unutmasınlar. Ekosistemin içerisinde çok kötü niyetli insanlar var. Bir Yani algı, onlar bir böyle dönem böyle işte bir sizin o algı demin. yaratılmaya çalışılmadı mı? Şöyle ki işte ülkemizde de bütün işte panolarda, reklam panolarında altcoin'leri alım yapılması yönünde işte bir gecede zengin olunabilir şeklinde sanki yatırımların oraya yapılması şeklinde algılar vardı. Şu son dönemde nedir? Evet. Şimdi bu tabii biraz piyasanın döngüleriyle doğru orantılı. Yine o algılara çok yakından şahit olacaksınız. Yine artarak devam edecek. Çünkü bu algı ne zaman oluşturulmaya çalışıyor? İşte Bitcoin tarafında yukarı yönlü hareketler olduğu zaman, buraya rağbet başladığı zaman ister istemez bu tarz böyle birazcık manipülatif diyebileceğim algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Yatırımcının burada biraz dikkatli olması lazım. Çünkü özellikle sosyal medya tarafında çok sıkıntılı durumlar var. Çok ciddi bir bilgi kirliliği var. İşte şunlara yatırım yapın, işte 2 hafta sonra emeklisiniz tarzında çok böyle cümleler kripto para ekosistemi içerisinde duyabilirsiniz. Ama bunu şunu da çok açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Bunları söyleyenlerin hemen hemen çok büyük bir kısmının kendilerine hayırları yok. Yani özel hayatta baktığınız zaman hiçbirisinin kendisine hayrı olmayan insan olduğunu söyleyebilirim. O anlamda her piyasada olduğu gibi yatırımcının kendi düşüncesiyle burada karar vermesi gerekiyor. O ne demiş, bu ne demiş, şu ne demişten daha ziyade tabii ki ekosistemin içerisinde çok kıymetli isimler var. Tabii ki farklı insanların fikirlerini alsınlar, görüşlerini alsınlar. Benim sadece söylemeye çalıştığım bu işin manipülasyon tarafında olup sadece işte şunu alın 1000x yapacak, şunu alın işte 10.000x yapacak ama altı hiçbir şekilde dolu diye sadece böyle bir slogan vari cümlelere çok aldanmasınlar. Birazcık teknolojik okuryazarlık öğrensinler. Peki çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediklerim varsa onu da alalım. Söyleyebilirim. Her boğa piyasasında kripto para ekosistemi içerisine her ülkeden olduğu gibi Türkiye'den de çok ciddi anlamda yatırımcı giriyor. Çok yakın bir süre zarfı içerisinde yine kripto para ekosistemi içerisinde ciddi girişler olduğunu göreceğiz. Bu bir döngüdür. En son süreçte borsa tarafına ciddi anlamda bir kayış oldu. Çok büyük ihtimalle 2024'te ciddi anlamda kripto para tarafına doğru bir kayış olacak. Şunu akıllarından çıkartmasınlar. Biz önceki süreçlerde bunun ciddi anlamda mağdurlarını gördük. Çok daha iç kanatıcı sonuçlar getirdiğini de gördük. Özellikle iki şeye çok dikkat çekmek istiyorum. Birincisi borçla, kredi çekerek, vadesi yakın zamanda gelecek bir parayla kripto para ekosistemine lütfen giriş yapmasınlar. Üzücü sonuçlar doğuruyor. Biz de çok üzülüyoruz o sonuçları gördüğümüz zaman. İkinci olarak da bu bence çok önemli. Yeni yatırımcı özellikle finansal anlamda çok bir bilgisi yoksa, kripto para ekosistemi içerisinde bir bilgisi yoksa lütfen kaldıraçlı işlemlerden mümkün olduğunca uzak dursun. Çünkü kaldıraçlı işlemler paranızı direkt sıfıra götürebilecek tehlikede. Yatırım araçları bunlara dikkat ederlerse kripto para ekosistemi içerisinde bence çok ciddi fırsatlar bulabilirler. Samimi Analiz programında kripto parayı konuştuk. Kripto para uzmanı Oytun Es bizlerleydi. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.